Bakın, bu Çin hükümeti tarafından yasaklanan şeyler, yasaklar. Orada Türkiye'nin simgesi olan, yani Türkiye bayrağının simgesi olan ay yıldızlı kıyafetleri giyen insanları Çin polisleri tutukluyor hapise. Gördünüz mü? Orada bütün yasakları gösteriyor. Türkiye bayrağı, hatta bıyık sakallar, başörtüleri, her şey. Polisler direkt insanları tutukluyor ve hapis cezası veriyor. Oradaki yasaklanan şeyler, işte Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, her şey onun içinde. Telefondan böyle şeyler bulunduğu an teröre destek, işte türlü değişik değişik suçlar var. Ben bile sayamıyorum yani adını. Şimdi bu videoyu izlemenizi istiyorum. Biz kimseye bizim için gidin savaşın demiyoruz. Ama bu feryatların, bu haykırışların, bu gözyaşlarının karşısında kayıtsız kalmayın. Doğu Türkistan için bir ses verin. Bu zulmü ortadan kaldırmak için bir şeyler yapın diyoruz. Eğer Doğu Türkistan'a bugün ses vermezseniz, yarın çok geç olabilir. Adem Hocam bahsetti. Yarın aynı Endülüs'ün arkasından ağladığı gibi ağlamak istemiyorsanız, bugün Doğu Türkistan'a güçlü bir ses vereceksiniz. Hangi âli menfaat, hangi siyasi ya da ekonomik çıkar için susuyorsanız etmeyin. Yarın sahip çıkacak bir Doğu Türkistan kalmayabilir. Ama siz ne yaparsanız yapın, ister ses verin ister ses vermeyin, her şeyin sahibi olan Allah Doğu Türkistan'daki kullarına yardım etmeye kadirdir. Bugün sessiz kalanların azıysa dünya ve ahiret sadece ve sadece nedamet olacak. Çünkü bu suskunluğun cevabı bize değil, Cenab-ı Allah'a verilecek.